İsminizi rica edelim. İsmim Cengiz Kolak. Cengiz Bey. Nereden geliyorsunuz? Akdeniz sahillerinden. Geniş yani, bayağı yayılmışsınız o tarafa. Evet, Muğla ili. Muğla ili. Evet. Neresi Muğla'nın neresi? Fethiye'de. Fethiye, o evet. Ölüdeniz. Bekleriz. Hisarönü, merkez. Her taraf bizim. Vay be, vay vay. Peki abi, bugün bize sahnede izleyenlerimize ne yapacaksın? Şimdi ben kendi şey yaptığım, deneylerden ürettiğim bir zeka oyunları var. Bu zeka oyunlarını biraz oyun şekline getirerek, yani zeka oyunları olarak. Eğlenceli zeka eğlenceli, oyunları. Evet, yani sahneyi süsleyeceğiz. Çok güzel. Evet, güzel. Memnun hocanızı. Zeka oyunları. Ama benim bu oyunlara bir türlü aklım ermiyor. Sizi çağırabilirim. Beni çağırabilirsiniz, evet. Ama bende o zeka olmayabilir abi. Yok, zekanızı kontrol edeceğiz. Etmeyin, rezil rüsva edersen yapmayalım abi. Sizi yapacağınızı eminim yani. Birini gönderirim ben buradan ama o işe girmeyelim. Çok dersler kötüydü benim. Şey yapalım. Devam edelim abi, sahne sizin. Tamam. Buyurun abi. Teşekkürler. Buyurun efendim. Peki. İyi akşamlar. Şimdi bittik işte. Sizleri yormaya geldim biraz daha. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam Muğla'dan geliyorduk değil evet. mi? Evet. Deneyler yapmıştık. İşte deneyler. Bunları biraz zekaya çevirdim. Artık eğlenceli bir şey olur. Zaman ihtiyacım var tabii bunun yanında. Tamam. Hiç vakit kaybetmeyelim de bari zamandan kazanalım. Tamam. Siz buyurun yine başlayın. Sergen Bey de butona basmasın, patlayıcı var. Hababam sınıfına dönebiliriz. Peki. Şimdi birinci oyunumuzda toplu iğneyi bu şişenin üzerinde durduracağız. Tamam. Herhangi bir toplu iğne olabilir. Tamam hocam. Eğer durdurabilecek bunu varsa. Var mı? Durdurabilecek var mı arkadaşlar? Yok. Yokmuş hocam. Peki, ben yapayım. Şimdi şöyle bir düzenek yaptım. Bunu da durduracağım. Kuralı. Bu şekilde. Bitti mi gösteri? Evet. Oylayalım mı? Efendim? Bitti mi? Erken değil mi? 8-9 tane oyunum var. Şimdi burada da bir bardağın içinde yumurta var. Bu yumurtayı bu bardağa aktarmak istiyoruz. Evet. Benim yapayım, yapabilecek var mı yani kuralı? Yapabilecek var mı arkadaşlar? Yok. Yok, ben yapayım. Yokmuş hocam. Tamam. Hocam mesela bunu nasıl keşfettiniz? Bunu işte benim laboratuvarım evde mutfak. Mutfakta çalışıyorum. Mutfakta bir gün evet. Aklınıza bu mu geldi? Gündüz hanım kullanıyor mutfağı, akşamlar ben kullanıyorum. Böylece laboratuvar olarak kullanıyorum yani sınanacağız. Çok güzel, buyurun. Şimdi de bir şişemiz var. Bu şişenin içerisine topu koyuyorum. Tamam. Tenis topu. Şimdi yine sorum tabii sizlere. Bu topu üfleyerek içeriye katacağız. Yani katmaya çalışacağız. Üfleyecek gider zaten. Bir kişi deneyebilir mi acaba? Deneyebilir. Ben birini deneyeceğim. Kim denemek istiyor? Siyahlı, sen git dene bakayım. Evet. Bırak montu, sonra dışarı çıkmıyorsun oğlum, sahneye çıkıyorsun. Topu şişenin içerisine katacağız. Topu üfleyeceğim, içine mi girecek? İşte evet, yani dokunmadan topa. Ne yapacak hocam? Topa dokunmadan şişenin içerisine sokacak. Sok bakalım. Tekrar koyalım. Bir daha dene. Bir daha denemiş. Ya yaparım diye çıkıyorsun ortalığa. Evet, tam. Herhalde ben yapacağım. Tamam. Hemen geç karışacağım. Mikrofon var, mikrofon var mı? Bir şey diyeceksin, ne diyeceksin bakayım? Evet. Acun abi, bana oradan üfletti dayı. O da kendi sorular çekti abi.
O zaman şöyle yapalım. Sana bir şans daha verelim, olur mu? Olur abi. Tamam. Yani yapacak bir havan var maşallah. Var abi, var. Kendime güvenim var Allah. Ne güzel. Hocam bir sonrakine içelim, arkadaşla deneyeceğiz. Ha, bir sonraki hocam. Ben buradayım, dayı seni. Buradaki olay ne hocam? Kibrit çöplerle oynanan bir oyunumuz var. Bir dakika, senin isim neydi? Onur. Onur, tamam. Dört tane kibrit çöpünde oynanan bir oyunumuz var. Evet. Ben bunları tutturabilmek için altında saç var, mıknatıs koydum, kibride yapıştırdım. Tamam. Yani şekil bu. Şimdi sorum şu, iki tane kibrit çöpünün yerini değiştirmek suretiyle bir tavamız, yani bu tava şeklinde. Tamam. Ortasında balık var yani içerisinde. Tamam. Bu balık hiç dokunmuyoruz, yani yerinde kalıyor balık. Zaten resim olarak yapıştırdım ben buraya. Görüyoruz hocam. Şimdi iki tane çöpü, iki tane çöpün yerini değiştirmek suretiyle balık dışarıda kalıyor, tavada bozulmuyor. Yani şu şekil bozulmuyor. Tamam. Hadi Onur. Balık şimdi nerede kalıyor? Balık... Onur! Orada bir tava var, içinde de balık var ya. Öyle bir şey yap ki, tava duracak, balık uçacak. Dahi bunu neyle yapıştırdın sen ya? Onur, teşekkürler, sağ ol. Tamam. Teşekkür ederim. Hayır hayır, sen kenarda dur, daha deneyeceğim sana. Tamam. Hocam, Onur'un yapacağı yok, vaktimizden almasın. Evet. Başı birisi yapmayacaksa ben yapayım. Tabii, buyurun. Şimdi iki tane çöpün yeri, dikkat edin. Evet. Şu bir. Evet. Şu da ikinci. Balık dışarıda kaldı, tavamız şekil tamam. olarak bozulmadı. Tersten oldu, tamam. Evet. Teşekkürler. Tamam, bir sonrakine gidelim. Şimdi de bardakta suyumuz var. Evet. Ben bu kağıdı bardağın içine sokacağım. Bu, ve ıslanmadan çıkaracağım. Diğer malzemelerde kullanabiliriz. Yine yapabilecek varsa ya bunu. Hayır. Tamam, yap Onur. Bardağın içine sokacağım ben soktuğum bunu. Soktuğum zaman dışarı çıkardığımız zaman ıslanık olarak çıkmayacak. Kuru olarak çıkacak. Kuru olarak çıkacak. Evet. Bakalım şimdi. Şöyle. Onur, sen şimdi ıslanmayacağını mı tahmin ediyorsun? Islandı abi, bu nasıl olacak ben anlamadım. Onur, sen hangi bölümdensin? İşletme abi. Şimdi... Abi şimdi şöyle bir daha var bak, ben şöyle söyleyeyim sana. Şimdi diyorlar ki, hani hangi bölümde okuyorsun diyorlar. İşletme diyorum abi. Sonra diyorlar ki bana şey, 2 yıllık mısın, 4 yıllık mısın? 2 yıllık deyince direkt otomatik olarak, ha 2 yıllıkmış, tamam hadi görüşürüz. Her yerde bir eksiliyiz abi ya. Başka sorunların var mı? Başka mesela? Abi, hiç girmeyelim oraya. Sen burada şimdi bu su, yani ben şunu merak ettim arkadaşlar, sen peçetenin ıslanmayacağını tahmin ettin. Abi peçete ıslanır suyun içine soktuğun zaman. Tamam, ıslatmadan sokabilir misin diye soruyor hocamız. Islatmadan sokacağız ve çıkaracağız. Diğer malzemeleri kullanabiliriz yani burada. Onları vermedin ki dahi sen bana. Belki bir şeyler çıkartmadın. Söyledim. Neyse tamam hocam, siz yapın. Belki... Diğer malzemeleri söylemedin diyor. Sanki al söyledi şimdi, hadi kullan. Tamam. Abi. Yok abi, tamam. Sen buyur abi. Tamam. Peki başka, tamam. Yapabileceklerse bilmiyorum. Evet hocam, yapalım. Şimdi bundan küçük bir bardak kullanıyoruz. Bunun içine soktuğum zaman batırdım ve çıkarıyorum. Tamam. Anladık hocam. Sıkıyorum. Su çıkmıyor. Peki. Ha, basit bir oyundu. Oyunlarımız uzunlar var ama. Uzunları sonra. Onlar mutfakta. Yengeye yaparsın artık onları. Şimdi burada da bir silgi var, bir de elma var. Elmanın evet ağır olduğunu görüyoruz. Evet. Ben bu elmayı şimdi kaldırıyorum ve yemeye çalışacağım. Ya bu şekilde durarak. Eğilip yiyecek. Eğilme misin? Yok. Onur, yapabilir misin? Ne yapacaksın abi? Elmayı tutacaksın. Abi mi? Dayı.
Şimdi burada tutarak Onur, bu elmayı yemeye çalışacağız. Öğretmen. Ha, öğretmenim. Tamam. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Tamam, tutacağız öğretmenim. Nasıl yeriz bu elmayı? Nasıl yeriz? Evet. Ver abi. Buyur. Ya pardon öğretmenim. Bu elmayı nasıl yeriz? Dur, dur, dur. Silge dokunmak yok. Silge dokunmak yok mu? Evet. El kullanmak yokmuş. El kullanmak yokmuş. Yapamıyor musun? Yapamıyorum abi. Yapamıyorsun. Peki, peki hocam. Ben yapayım. Gösterin. Onur da görmüş olsun. Tamam. Bravo hocam, vallahi bravo hocam. Vallahi bravo. Yo. Biraz dolaşık yaptım ama. Yok yok, gayet daha rahat yapıyordum. Herhalde heyecanın tamam. Etkisi. Onur, daha rahat diyordum. Bizim anladığımız kadarıyla senin bir şey yapabileceğin yok. Müsaadenle senin yerini alalım mı artık? Teşekkür ederim. Alkışlarla alıyoruz kardeşimizi. Hocam. Hocam orayı evet. Tamam. Tamam değil mi? Orası tamam. Evet. Şimdi şöyle, sizi biz aslında pek oylamak istemiyoruz. Anladım. Hani gösterdiğiniz şeyler hep böyle hakikaten eğitici şeyler. Evet. Yeteneksizsiniz kulvarında hani yarıştırmadan misafir etmiş olsak daha iyi geliyor bana. Tamam, sağ olun. Çünkü, teşekkürler yine de. Yani değerli bir hocamızsınız. O yüzden oylamayalım biz sizi. Tamam. Çok mutluyuz burada gördüğümüz için. Yine görüşürüz inşallah. Her zaman bekleriz. Teşekkürler. Alkışlarla uğurluyoruz. İyi akşamlar.